Denilmiş ki bize verilen num seriinde eşit sayıda 3 ve 4 var. Ve elemanların yerini öyle değiştirin ki her 3'ten sonra 4 gelsin. Yani 4'leri 3'lerin arkasında taşıyacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Yine çizerek anlatmayı tercih edeceğim. 1, 3, 1, 4, 4, 3, 1. Yani istenen şey şu. Şu 4'ü şuraya taşımak. Tabii bunu yapınca 1'i de buraya taşımış olacağız. Bu 4'ü de buraya taşıyacağız ve bu 1'i bir 4'ün yerine getireceğiz. Bunu yapmak için arkadaşlar önce eğrideki elemanlara tek tek bakmak lazım. Yani eleman 3 mü değil mi bunu bir bulmak lazım. O zaman bir i ile for döngüsünü başlatacağız. Ve elemanlara bakacağız. 3'ü bulduğumuz zaman diyelim ki burada 3'ü bulduk. 3'ü bulduğumuzda array'e tekrar bakacağız ve bir 4 bulmaya çalışacağız. Yani array'i tamamen dolaşacağız şöyle. Bunu da dolaşmak için gene bir for döngüsüne ihtiyacımız var. Bunu da j ile gösterelim. Tüm array'i dolaşacağız baştan ve 4 bulana kadar. Mesela burada 4 bulduk. Ama şunu da kontrol etmemiz lazım. Bu bulduğumuz 4 daha önce yerleştirdiğimiz bir 4 mü değil mi? Yani bu 4'ün sol tarafında 3 var mı yok mu? Bunu da kontrol etmemiz lazım. Eğer bunu kontrol etmezsek yani daha önceden düzelttiğimiz bir 4'ü tekrar bozmuş gibi bir şey oluruz. Ama şu an tabii böyle bir durum yok. Diyelim ki bu 4'ü bulduk. J bu 4'ü gösteriyor. Bu durumda yapmamız gereken şey 3'ten bir sonraki elemanı 4'e eşitlemek. 4'e eşitledikten sonra 4'ün olduğu yeri de bu elemana eşitlemek. Tabii bunun sırasını tam tersi yapmalıyız yoksa bu elemanı kaybederiz. Yani öncelikle J'nin gösterdiği elemanı 3'ten bir sonraki elemana eşitleyeceğiz. Daha sonra o 3'ten bir sonraki elemanı 4'e eşitleyeceğiz. Bu şekilde ve i şu an 3'teydi. Arttıracağız. 3'e geldik mi? Yok. Geldik mi? Yok. Geldik mi? Yok. Geldik mi? 3'ü tekrar burada bulduk. Yani i şu an bunu gösteriyor. Ve tekrar başka bir for döngüsüyle yani j'yi kullandığımız for döngüsüyle array'i dolaşmaya başlayacağız. Array'i dolaşmaya başladık ve burada bir 4 gördük. Ama bu 4 3'ten hemen sonra olduğu için bu 4'e dokunmuyoruz. Çünkü zaten bunu biz düzeltmiştik. Devam ediyoruz. Burada bir 4 gördük. Bu 4'ün sol tarafında 3 yok. 1 var. O yüzden bu 4'ü alıp buraya koyuyoruz. Bu 1'i de buraya koyuyoruz. Gelin bunu yazalım. Şimdi array'in sonuna kadar bir for döngüsü yazıyorum. Burada kırmızıyla gösterdiğim şey oluyor. Eğer 3'e denk geldiysek yani nums i 3 ise ne yapıyoruz? 3'ü bulduysak tüm array'i dolaşıp tekrar bir 4 bulmaya çalışıyoruz. J eşittir 0'dan. If diyorum. Nums j. 4 ise yani 4'ü bulduysak ve 4'ten bir önceki sayı 3 değilse 3 değilse yapmamız gereken şey 3'ten bir sonraki sayıyla 4'ü yer değiştirmek. Onu da şöyle yapacağız. Nums j yani şu an 4'ün olduğu yere 3'ten bir sonraki sayıyı koyacağım. Şu an 3 nums i'de. 3'ten bir sonraki sayı nums i artı 1. Bunu koydum. Ardından 4'ü de yerleştiriyorum. Tabii burası tek eşittir olacak. Evet, şu an hallettik. Return nums diyelim. Gördüğünüz gibi evet hepsi doğru.